Bu da şuna sebep oluyor arkadaşlar. Deniz zaman fark edeceksiniz. Envai çeşit, yani hayatımda hiçbir yerde görmediğim uygun fiyatlı olması açısından da güzel değil. Aynen öyle. Emin olun hani 1 kilometre yarı çapınızda belki 30 tane ayrı kültürün erişilebilir olmasını diyebiliriz. Gerçekten çok büyük bir lüks. Çünkü aslında şehrin tam göbeğindesiniz. Beğenmediğimiz kısımlara gelirsek aslında sayıca daha az. Bir tanesi kalabalık. Özellikle Londra için geçerli. Bu belki diğer şehirlerde bu kadar değildir ama yine de kalabalık. Diğer Avrupa şehirlerine kıyaslandığında diye düşünüyorum. Londra'da dediğim gibi bu çok geçerli. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Yani şöyle düşünün. Hani... Biz annemle şey dedik ya, poşet poşet insan bırakmışsın gibi, yani ciddi anlamda evet, çok fazla insan ama vardı. Gerçekten öyle. Yani öyle bir yer düşünün ki yılın her dönemi avuç avuç turist akını var. Hmm. Zaten hani öğrenci ve işte bu yüksek öğretim sektörü çok büyük, çok gelişmiş. O öğrenciler var, o öğrencilerle bağlantılı işte gelen akraba, arkadaş, o kişiler var. Yılın her dönemi turistler var, çalışan insanlar var. Ki Londra için hani işte Londra'nın biraz daha çevresindeki işte Surrey gibi şehirlerden de her gün çalışmak için şehre gelip çıkan insanlar var. Özellikle Londra'da yaşayacağınız bir senaryoyu anlatıyorum. Eğer turist olarak gittiyseniz ya da öğrenci olarak gittiniz ilk günleriniz. İşte çıktınız sokağa, bir yeri arıyorsunuz. Üniversitenizi arıyorsunuz ya da işte gidip göreceğiniz bir yeri arıyorsunuz. Biraz durakladınız, yolunuz üzerindeyken durdunuz. Sağınızdan solunuzdan homurdanarak geçen insanlar olacak ışık hızıyla. Çünkü bu biraz önce bahsettiğimiz kalabalığa bağlı olarak insanlar çok çok hızlı yürümek gibi bir huy geliştirmiş. Bununla bağlantılı olarak da yolun ortasında dikilip duran insanların turist olduğunu hemen anlıyorlar. Ve özellikle de yolların üstündeyse sinirleniyorlar, homurdanıyorlar ve etrafından geçmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla benim tavsiyem, eğer yön arayışındaysanız veya durmanız gerekiyorsa herhangi bir nedenle yolun mutlaka kenarına çekilin. Çünkü ortasında durup onları da geciktirdiğiniz zaman daha da sinirlenebiliyorlar. Özellikle metroda yaşarsınız bunu. Çünkü en başta dediğimiz gibi dakikalı kalkıyor. Yani işte saat başı, işte çeyrek geçe gibi değil. Yani 42 geçe, 35 geçe, 17 geçe gibi. Yani böyle dakikalı kalktığı için İnsanlar sürekli bir acele halinde. Hani o anki metroyu yakalamaları gerekiyor. Belki bağlantıları olacak, bir yere yetişiyorlar. Dolayısıyla metroda herkes çok çok hızlı hareket ediyor. Hani siz de o kalabalığın içine girince o güruhla birlikte çok hızlı bir şekilde akıyorsunuz böyle balık gibi. Mesela şey gibi. Metronun o merdivenlerinde solda durursan linçlerler yani. Evet, evet, evet. Yani şu özellikle... Burada da aslında hani çok yapılmaması gereken bir şey ama görürsünüz hani insanları ama orada böyle bayağı bildiğin hani şey yaparlar. Evet, evet, evet. Orada yani çok çok ciddiye alıyorlar. Her yerde yazıyor yani sağda durun diye zaten. Evet ve de her saniye anons ediyorlar. Lütfen eğer hani yürüyen merdivenle bekleyerek çıkacaksanız sağda durun. Eğer hani yürüyeceksiniz soldan çıkın. Ve eğer sol tarafta durursanız gerçekten iteklenebilirsiniz. En iyi ihtimalle birisi mutlaka der ki lütfen hani çekilir misiniz, acelem var. Zaten gidince göreceksiniz herkes böyle ip gibi sadece sağda durur. Sadece çok çok acelesi olan kişiler böyle koşturarak çıkar sol tarafta. Dolayısıyla hani acele her yerde. İkinci bir konumuzda negatif olarak sayılabilecek ev fiyatları. Londra bir metropol olduğu için fakat hani başka yine büyük şehirlerde işte Brighton'da, Manchester'da hani bu tip böyle daha herkesi çeken merkezlerde ev fiyatları yani kira fiyatları çok çok yüksek. Dolayısıyla siz tek kişi hani bir kişi olarak gidiyorsanız muhtemelen zaten bir evin yani bir apartmanın içindeki bir odayı tutabileceksiniz. Bu da eğer zon 1 içinde yani en merkezi konuda tutabilirseniz ne ala muhtemelen eğer öğrenciyseniz özellikle zon 2 ya da 3'e kadar kayacaksınız. Yani tek bir oda için bile zon 2'ye 3'e çıkacaksınız. Biraz daha şehir dışına çünkü çok çok yüksek fiyatları. Hani ailece gidecekseniz birden çok kişiyle ya da işte eşinizle biriyle gidecekseniz ve bütün bir evi kapatmak istiyorsanız yani kira fiyatları biraz yüksek. Londra zaten olsun. Bütün dünyada hani öyle bir ünü var yani bayağı pahalı Londra'da ev fiyatları. Aynen öyle. Yani merkezde mesela çok çok merkezde uç bir örnek olsun. Çok merkezde hani bir apartman dairesini tamamen kapayım derseniz hani 3000-4000 pound'a çıkan aylık kiralardan söz ediyoruz. Yani dolayısıyla siz hesaplayın. bayağı yüksek ama hani okumaya gidiyorsanız eğer mutlaka gittiğiniz okula sorun. Hani onlar da size söyleyecektir. Çünkü ya kendi yurtları vardır sizi yerleştirebilecekleri ya da anlaşmalı oldukları hani bazı işte yurt işletmeciliği yapan şirketlerle anlaşmaları vardır. Hani oraya yerleştirirler sizi.
Senin gittiğin neydi? Ben mesela bu ikinci opsiyondaki gibi hani üçüncü bir şirkete gittim. O şirketin işlettiği bir yurda yerleştim. Fakat benim okuduğum hani LSE'li anlaşması vardı. O yurtlarda kalırsanız tabii fiyatlar daha düşük oluyor. Yani orada bir odanız oluyor. Ya işte ortak komünel kullandığınız mutfak ya da banyo oluyor. Ya da mesela benim örneğimde benim odamın içinde banyo tuvaletim vardı. Hani mutfağım ortaktı ama binam çok güzeldi. Yeni bir binaydı. Çok güzeldi senin yurdun. Ama onun fiyatı da biraz fazlaydı sanırım. Ama sen burstan karşıladın. Aynen öyle. Yani olabilecek hani yurtlar içinde fiyatı biraz daha yüksekti. Ama burs olduğu için çok dert etmedim. Hani oraya gitmek istedim. Ama yurtlar her zaman daha iyi bir alternatif. Ya çok dert etmeyin. Bazıları şey diyor hani böyle onlarla ilgili soru soran da oldu bana. Hani ortak bir mutfak, ortak bir banyo çok problem olur mu falan diye. Yani genel olarak hani evdeki diğer insanlarla anlaşıyorsunuz ya da yurttaki diğer insanlarla. İşte hani herkes yaptıktan sonra yıkasın diyorsun. İşte herkes işte çöpü atsın sırayla falan diyorsun. İşte şurayı şu kişi toplayacak falan. Yani onu başına zaten oturtuyorsunuz ve hani çok büyük bir problem olmuyor. Çünkü öbür türlüsü yani bir öğrenci olarak ya da işte daha yeni hayatın başında bir insan olarak oraya çalışmaya gittiysen yani o parayla zaten böyle bir yeri alıp da tutmak falan zor öyle şeyler. Hı hı. O yüzden hani çok da çekinceniz olmasın. Yani bunlar orada çok daha normal. Bunları konuşmaya da çok çekinmiyorlar diye düşünüyorum. Yani gayet hani güzel bir şekilde sınırları belirleyebilirsiniz. Ya da hani o kişi yapmıyorsa da hani söylerseniz yapar. Hani o tarz daha böyle doğru bir şekilde. Aynen. Hani iletişimi o şekilde sağlayabiliyorsunuz. Yani o yüzden bir hani korkunuz, çekinceniz olmasın. Özellikle ilk defa böyle bir deneyiminiz olacaksa diye belirtmek istedim. Kesinlikle öyle. Sadece şeye ekleyeyim. Hani bir siteden bulursanız bu evin odasını. Şu bilgiyi de veriyorlar genelde. Mesela bir işte evin odasını tutacaksınız ama o evde zaten yaşayan 2-3 kişi var. Hani 3 odalıysa mesela 2 odası tutulmuş. O odalarda hani kimin kaldığını yazıyorlar. Yani işte şu yaşta işte 2 erkek ya da şu yaşta 2 kız ya da bir erkek bir kız. Hani o bilgiyi veriyorlar sizin içinizde rahat etsin diye. Hani onu bilerek gitmiş oluyorsunuz. Tabii tabii onları biliyorsunuz. Hatta evet yani biraz daha böyle insanileştirmek için süreci. İşte hani şunlardan hoşlanırım, hobilerim bunlar gibi böyle hani küçük bir yollar oluyor genelde. Hani o ev ahalisine gireceğiniz zaman hani oraya da bakmış oluyorsunuz. Hey Ali, geliyorum. Evet. Evet güzel. Başka? Evet, kötü yanlarından biri demin de değindiğimiz gibi havası bence. Yani biz bir Ağustos ayında gittim iki kere. Yani Ağustos ayı kıyafeti getirmiştim yanımda. sandım ki yaz olur gidip palto aldım filan Primark'tan. Yani öyle bir hava var ki böyle. Bir de şey diyorlar ablamın arkadaşlar. Burası şu an yaz bayağı yazın en sıcak günü filan diyorlar. Böyle. Nasıl yani diyorum. Nasıl bu kadar ya böyle diyorum. Şey yılın en sıcak günü onlarda böyle 35 derece. Ki hani bu Türkiye'de hani çok rahat hani geçiştirebileceğiniz bir günken gerçekten orada hani sıcak dalgası geliyor diye haberlere başlanıyor. Günler önceden insanlar o gün ayılıp bayılıyor. Herkese su takviyeleri yapılıyor. İşte her yere metrolara yazılıyor. Lütfen su içmeyi unutmayın. Metrolarda bayılanlar oluyor. Bikiniyle gezenler oluyor parklarda. Yani böyle bir çılgınlıktan bahsedebiliriz. Birazcık güneşe hasretler. Abi işin tuhaf yanı şey. Yani yağmur yağıyor millet çıpıdıkla geziyor. O niye? O da boş vermişlik seni kendisi. Evet o kadar çok çıpıdık terlikle gezen var ki yani. Böyle yani çok... O kadar soğuk ki yani insan şey olacak. Ne denir? Yani çok ilginç. Aslında gerçekten öyle. Bir de şöyle bir şey geliştirmişler. Hani nasıl hava biraz sıcaklaştığında hemen böyle oh yaz geldi diye seviniyorlarsa tam tersine soğuğa ve yağmura da o kadar alışmışlar ki ben mesela ilk Erasmus'a gittiğimde bayağı bu işte Timberland tipi botlarla gittim. İşte kabanım var. Hiçbir kimse de benim botumdan olmadığı gibi bütün kızlar babetle geliyordu. Yani böyle 3-5 santim kar varken ondan bahsediyorum babetle geliyorlardı. Erkekler aynı şekilde işte bu şıpıdık terlikle gelen vardı. Bayağı böyle gökten yağmur inerken. Hani okunda da bir duyarsızlık geliştirmişler. Hani çok alışmışlar. Ekin'in söylediği gibi en son gittiğinizde hani artık o kadarını görmemiştim. Gerçekten gökten boşanırcasına yağmur yağıyor ve artık hani göletler oluşmuş minik minik yerlerde. Bir kadın hani flip-flop terlikle o göletin içinden basarak böyle sanki hani havuzdan geçermiş, havuzun sığ yerinden geçermişçesine hani yürüyerek ve gitti o yağmurda. Yanlış anlaşılmasın şey değil yani üstü gayet hani normal giyinmiş. Hani evet evet yağmur ceketi. Tabii yağmur ceketi var şemsiyesi var. Evet. Yani hava çok soğuk değil sadece ama hani böyle bir flip flopla geziyor. Yani çünkü alışmışlar muhtemelen hani eve gidip sonra çıkaracak ve unutacak yani. İyi yanları da var dediğim gibi hani ekosistemi çok besliyor işte çiçekler, böcekler, ağaçlar, yeşillik. Evet. Çok güzel ama öte yandan da şunu hatırlıyorum ben Erasmus'tayken Sheffield'dan. Tabii kuzeyde biraz daha fazla ağır yağmur geliyor. Hani
siz de işte Manchester, Liverpool, Sheffield gibi şehirlere gidiyorsanız o yağmur biraz daha etkiliyor. Hani Londra'da daha yine daha da etkiliyor diyorsun. Daha da etkiliyor. Yani Londra'da yine hani yağmur yağmayan günler oluyor. Yani tamam çok açık değil, kapalı. Ama okey, yağmur yağmıyor yani, nötr. Ama oralarda her gün yağmur yağıyor. Ben Erasmus'ta onu yaşadım ve hatta şunu hatırlıyorum. Bir gün artık dönüşüme çok yakın, Haziran ayıydı sanırım. Hiç bulut yoktu gökyüzünde. Ve böyle inanamayarak bakıyorum. Yani nasıl olmaz, nasıl açık olabilir gökyüzü diyorum. Fakat sonra şöyle bir şey fark ettim. Yağmur yağmıyor. Yani bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Tam olarak şöyle oldu. Gökyüzüne bakıyorum, açık, mükemmel. Fakat bir şeyler yağıyor yüzüme. Yani yemin ederim yağmur yağmıyor fakat havada çil taneleri yüzüme iniyor. Yani hiçbir şekilde sizi kuru bırakmamaya yeminli gibi bir hava. Çok iyi ya. Yani çok ilginçti. Böyle arkadaşlarla bir süre baktık, hani yağmur yağıyor mu? Hayır, ama çiğ yağıyor. Yani böyle ıslığız yani. Ondan kurtulamıyorsun nemden. Öyle. Allah'ım Barcelona mı gözünü seveyim ya. Ama dediğim gibi yani hayatımda da Sheffield'da olduğu kadar fazla bitki çeşidi görmedim hiçbir yerde. Yani o kadar güzel ki evlerin bahçelerinde rengarenk bitkiler, her yer süper yeşil. Çünkü sürekli ıslak her yer. Böyle de bir tercih meselesi geliyor. Tercih meselesi. Neyi tercih ederseniz o. Evet ablacığım, çok teşekkür ediyorum genel olarak bu video için sana ve bütün yorumların için. Umarız birilerine yardımcı olan güzel bir video olmuştur. Hı-hı. Eğer beni takip etmek isterseniz arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açabilir ve karşınıza bu tarz videolar çıksın isterseniz de bir beğeni koyabilirsiniz. Haftaya yine burada buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.